Çocuklar şarkı söylerken kanatlanır gökyüzüne melek olur. Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken pırıl pırıl, saydam kanatlı kelebek olur. Ekranları başında bizleri izleyen günümüzün neşesi, geleceğimizin ışığı, siz sevgili çocuklarımız ve değerli izleyicilerimiz. Sınav eğitim kurumları adına hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bugün burada Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de Türk milletinin bağımsızlığı yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve bugünün en değerli varlıkları ve geleceği olan siz sevgili çocuklara armağan edilişinin 100. yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız. 23 Nisan kutlama programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sınav eğitim kurumları olarak bu kutlu günün 100. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna şehit olmuş askerlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, onları sizlerin manevi huzurlarında saygı duruşuna ve devamında müzik öğretmenimiz Uğur Duran yönetiminde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sizlerin Türkiye'yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza olan inancımız tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bursa Sınav Eğitim Kurumları adına günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere Genel Müdür Yardımcımız Sayın Samet Karakaya'yı mikrofona davet ediyorum. Merhaba çocuklar. Bugün sizin en mutlu gününüz. Siz doğmadan bundan 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün.
Her yıl bu bayramı sizlerle birlikte kutluyoruz. Bu yıl ayrı da olsak, yanı başınızdaymışçasına, aynı coşkuyla, aynı heyecanla bayramımızı kutlayacağız. Gözlerimizden yine sevinç ve mutluluk seli akacak. Birlik ve beraberlik ruhumuz kalplerimizi birleştirecek. Doya doya kutlayacağız bayramımızı. Neden mi? Çünkü sizleri önemsediğimiz gibi size ait olan ve sizi mutlu eden her şeyi önemsiyoruz. Tıpkı atamız gibi. Şöyle diyor. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler her biriniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve umut ışığısınız. Memleketi aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Ve bir sözünde bugünün çocukları, bugünün küçükleri, yarının büyükleridir diyerek sizlere vermemiz gereken önemi en güzel şekilde özetlemiştir çocuklar. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Ve aynı zamanda geleceğimiz sizlerin elinde şekillenecek. Size olan güvencimiz tamdır. Bu dilek ve temennilerle sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, aydınlık geleceğe umutla bakan gözlerinizden ve kocaman yüreklerinizden öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Sayın Samet Karakaya'ya bu güzel konuşması için yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını kutladığımız bu özel günde sizlerle birlikte yan yana, can cana bir kutlama yapabilmek en büyük arzumuzdu. Ancak içinde bulunduğumuz süreç bizleri fiziksel anlamda mesafelendirse de duygusal yakınlığımız her durumda ve her şartta bizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin çatısı altında toplayacaktır. Birlikte ve beraberce hareket ederek bu süreci en kısa sürede atlatıp birbirimize kavuşacağımıza olan inancımız tamdır. Yine de şartlar ne olursa olsun 23 Nisan çocuksuz, 23 Nisan şiirsiz olmaz. 23 Nisan isimli şiirini okuması için öğrencilerimizden Murat Uçar'ı mikrofona davet ediyorum. Öğretmenim geldim. Hoş geldin Murat'cığım. Ama mesafe. Evet, sosyal annem mesafe. Evet, annem diyor kafamda uçtu, ben böyle yapıyorum. 1, 2, 3, 3 adım. Harikasın, süper. Peki kolonyan dezenfektanın yok mu? Var bak. Tamam, mikrofonu birazdan sana verecek miyim? Benim var mikrofonum ama... Peki bugün senin günün, çok evet. Mutlu bir gün, çok kutlu bir gün, özel bir gün. Bugün ne biliyor musun öğretmenim? Biliyorum ama senden duymak istiyorum. Bağımsızlık günü. Evet. Bağımsızlık günün ne kadar olmuş sen biliyor musun onu? Biliyorum, sen ne söyle. Yüz yıl, kocaman 100 yıl. Ben Şükrü Hocam'dan duydum, sosyal öğretmenim, onu çok seviyorum. O dedi ki 100 yıl bir asır. Evet. Bir asır. Yüz kocaman. Çok uzun bir süre. Kocaman bir 100 yıl. Aa dedim ben şiir okuyacağım öğretmenim. Biliyorum evet bunun için buradasın. Çok heyecanlıyım. Okuyayım mı? Lütfen şiirini çok merak okuyayım. Ediyorum. Sahne senin. ...23 Nisan... bugün bir başka aydınlık yeryüzü, bir başka ağaçların, evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan her el daha sağlam, daha mavi gökyüzü, bayraklar daha yakın. Bakın geçiyor yarının büyükleri, şarkılar tutuyor göklerde. Öğretmenim okudum. Teşekkür ederim, çok güzeldi. Ama ben arkadaşlarımla bir şey söyleyeceğim. Öyle mi? Evet. Devamı var yani. Evet, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Lütfen, tabii ki. Ama önce bir tane daha okuyayım mı? Bence önce bir tane daha oku, ondan sonra söylersin. Tamam öğretmenim. Tamam. Öğretmenim siz ne öğretmeniydiniz? Ben rehberlik öğretmeniyim. Ben de büyüyünce rehberlik öğretmeni olacağım. Bence çok başarılı, çok iyi olacaksın. Atatürk,
Ben baş rehber öğretmen olacağım. Olur muyum? Kesinlikle olursun. Sana inancımız olsun. O zaman ben baş öğretmen olacağım. O zaman ben de sınavda çalışırım, tamam mı? Tamam, anlaştık. Tamam. Şimdiden ben, anlaştık. Ben şiirimi okuyacağım, sonra arkadaşlarıma bir şeyler söyleyeceğim. Tamamdır Murat'cığım. Tamam öğretmenim. Türk çocuğu diyor ki, seneler kutlu bana, aylar umutlu bana. Her an haykırıyorum, Türk'üm ne mutlu bana. Cesaretim candadır, şöhretim dört bir yandadır. Benim bütün cevherim nabzımdaki kandadır. İzmir benim, Van benim, şeref benim, şan benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Yurda nasıl doyarım, uğruna can koyarım. Ona bir yan bakanın gözlerini oyarım. Türk dünyada bir tektir, milletine örnektir. Türklüğün meşalesi asla sönmeyecektir. Öğretmenim, bitti. Şimdi çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma söyleyeyim mi? Evet, tabii ki. Şimdi biz evdeyiz ya öğretmenim. Hangi kameraya konuşayım öğretmenim? Kameraman amca, bu mu kameranız var öğretmenim? Sen istediğin yere konuş Murat'cığım. Kameraman amca, bayramı kutlu olsun hepinize. Şimdi arkadaşlarımın bayramını kutluyorum önce. Arkadaşlarımın bayramı, 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Bir de evde kalıyoruz ya şimdi, evde kal var ya, o kampanya gibi aynı. İşte biz evde kalıyoruz ama arkadaşlarımızı da çok özledim. Onlarla beraber bazen konuşuyoruz internette ama internetten de sıkıldım. İnternette oyun oynamaktan da sıkıldım. Şimdi arkadaşlarıma diyeceğim ki, Özdemir Deniz bak dinle beni, bir de Ümit Taşdemir var. Onu da söyleyeyim. Bir de Sıla'yla Tuğra var, uçar soyadları da. Onlara da söylüyorum. Bakın bu evde kal bittiği zaman hep beraber ne yapalım biliyor musun? Mahallede maç yapalım. Evde durup internette çok vakit geçirmeyelim, tamam mı? Bir de Özdemir'in annesi gördüm internette katmer yapmış. Özdemir annene söyle Mahmure yengeme, tamam mı? O da katmerlerini getirsin. Biz maç yapalım. Maçta da çok yeriz. Arkadaşlar daha çok çok gol atarız, tamam mı? Tamam mı Özdemir? Hadi görüşürüz. Bayramınız kutlu olsun. Öğretmenim gidiyorum ben. Teşekkür ederiz. Rehberlik öğretmenlerimizden Murat Uçar, siz sevgili öğrencilerimizi temsilen bizlere hoş bir sürpriz yaptı bugün. Bu eğlenceli sunumu için, şiirleri için Murat öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Çocuklar, bilin ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Beden eğitimi zümresi öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu halk oyunları gösterimiz var sırada. Onları sahneye davet ediyorum.
muhteşem gösterileri için beden eğitimimizin ve öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi neşelenme zamanı. Şimdi coşkuyla şarkılar söyleme zamanı. Müzik öğretmenlerimizin hazırladığı şarkıları hepinizin ekranları başında eşlik etmesini önemli rica ediyorum. Unutmayın, bugün sizin bayramınız çocuklar. Love.
öğretmen arkadaşlarıma bu güzel sunumları için çok teşekkür ediyorum. Murat'cığım, sahneye davet edebilir miyim seni? Bu güzel programının kapanışını birlikte yapalım istiyorum. Değerli izleyenler, Sınav Eğitim Kurumları adına hazırlamış olduğumuz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl dönümü kutlama programımızı izleyen, sevincimizi ve mutluluğumuzu paylaşan siz değerli izleyenlerimize ve programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor. Her birini sahneye davet ediyorum. Birlik ve beraberliğimizi bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğimiz bu anlamlı günü sonlandırırken sizlere son söyleyeceklerimiz: evde kal, sınavla kal, sevgiyle kal. Sınavla kal.